Evet, yarın Kurban Bayramı dedik. Kurbanlıklar kesilecek, eşsiz bayram sofraları kurulacak ama uzmanlar kontrolü elden bırakmama konusunda uyarıyor. Et severiz yani. Et ne kalmıyor? Yana sarma koyuyorlar, pilav koyuyorlar, baklava koyuyorlar. Az yesinler canım, çok yemesinler. Sabah kurbanlıklar kesilecek, birçok ev kurban etiyle bereketlenecek. Ama aşırıya kaçmamakta fayda var. Bayramda kiloları alıyoruz yani net bir şekilde. Bayram diye veya yılbaşı diye ben değiştirmiyorum hiçbir zaman. Kurban bayramında et tüketimindeki artış, protein ve yağ tüketimindeki artış anlamına geliyor. Bu da alınabilecek kilolara davetiye çıkarıyor. Uzmanlar dengeyi kaçırmama konusunda özellikle uyarıyor. Kontrolü bırakmamak lazım. Yaş ilerledi çünkü. Frenleyebilecek misiniz yarın kavurma yerken kendinizi? Valla 2-3 gün zor. Tadına bakıyoruz canım. Uzmanlara göre en doğrusu kurban etinin dinlendirilmesi. İlk püf olarak 5-6 saat serin bir yerde muhafaza etmemiz gerekiyor. 24 ile 36 saat arasında bir dinlendirme süremiz olmalı. Diyetisyenler bayramın vazgeçilmezi kavurma yerine haşlamayı öneriyor. Fırında, ızgara, haşlama şeklinde pişirmeliyiz. Kavurma ve kızartma şekillerinden uzak durmalıyız. Öyle diyor da biz de bayramda ancak kavurmayı buluyoruz. Babamlarla ailecek oturuyoruz hep beraber. Güzel bir soğanlı kavurma yapıyoruz. Adet. Pişirilme yöntemi de önemli. Kuyruk yağı kesinlikle katmamalıyız. Tereyağı katılmamalı. Eti kendi yağıyla pişirmeliyiz. Yağsız et severim mesela. Hani yağsız bir kavurmaysa severim. Özellikle bayram ziyaretlerinde kontrolü elden bırakmamak gerekiyor. Ev ev geziyoruz bildiğiniz gibi. Yemediğin zaman ayıp oluyor. Et ne kalmıyor? Yanına sarma koyuyorlar, pilav koyuyorlar, baklava koyuyorlar. Bayramda tatlı yerken de dikkatli olmanız gerek. Sütlü tatlılar ilk tercihiniz olmalı. Eğer şerbetli tatlılardan kaçamıyorsanız bayram sonrası tartıya çıktığınızda üzülebilirsiniz. Tatlı konusunda zaafım var. Şerbetli tatlı. Dondurma, kuru meyveler, kuru yemişler tercih etmeliyiz. Kan şekerimizi de daha iyi dengeleyecektir.